büyük bir gönül sultanı Davud-u Ta'i isminde bir zat. Kendisine bu hale nasıl geldiniz? Bu kemali nasıl buldunuz? Böyle nasıl olgunlaştınız şeklinde bir soru gelince iki kademeli cevap verdi. Yani normal bir insanken nasıl oldu da kemal buldu, kendisi anlatıyor. İki sebep söylüyor. Malum klasik mobilya çok pahalıdır. Müzayede salonlarında arzı endam eder. Fiyat biçilemez bazen böyle filan. Ama ağaçtır neticede. Bildiğin ağaç. Her ağaç da klasik mobilya olmuyor. Özel bir süreçten geçiyor da oluyor. İşte onu anlatıyor, iki sebep söylemiş. Bir kediyi fare beklerken seyrettim. Deliğin ağzına gelmiş, öyle bir dikkatle bekliyordu ki, kılı kıpırdamıyordu, bıyığı oynamıyordu, taş gibi dakikalarca bekledi. Dikkat, konsantrasyon. Ve ben düşündüm, diyor Hazreti Davud, Davud-u Tali. Bir lokma et için bu kedide bu dikkat varsa, ebedi saadet problemi olan ben daha dikkatli olmalıyım, dedim. İlimde dikkatimi asla gevşetmedim. Hocalarımı öyle dinledim. Birinci sebep bu. Yani aklın terbiyesi. Aklın terbiyesi dikkattir. Öyle bir yaratılmış ki insan beyni dikkatini toplayabildiği zaman muazzam bir güç haline geliyor. Şöyle bir benzetme yapılır. Yere bir kağıt parçası atsanız İstanbul'da Taksim Meydanı'nda Temmuz sıcağında gün boyu orada dursa akşam olunca kağıdın biraz sarardığını görürsünüz. Güneşin tesiriyle sararır tamam da alev alev yanmaz. Halbuki el kadar bir merceği uzatsanız, uygun mesafeye getirip tutsanız bir saniyede tutuşur yanar. Halbuki enerji artmadı. Enerji sabit, yoğunlaştı, teksif oldu, konsantre oldu, bir noktaya yöneldi. Yek vücut, yek kalp, yek cihet, insanoğlu gücünü toparlar da bir noktaya odaklanırsa hakikaten müthiş bir kuvvet sahibi. İkinci husus olarak Davud-u Tâhi, şarkıcı bir kadının sözleri kulağıma çalındı diyor. Şaşırmış soran kişi, yani alenen şarkı söyleyen bir kadın uygunsuz bir ortamda hem de size ne söyleyebilir, nasıl bir ders verebilir, sizi nasıl irşad edebilir? Sözlerine dikkat ettim. Ben diyordu ki, hangi güzel göz vardı ki yere akmadı, hangi güzel yüz vardı da toprak olmadı diyordu. Dünyadan soğudum dedi. Bu da kalbin terbiyesi. Olumsuz, arzulanmayan, beğenilmeyen sevgi kalpten çıkarılabilirse, yani temizlenirse kalp hak sevgisiyle dolar. İçinden su çıkarılan şişeye havanın kendiliğinden dolması gibi. Aklın terbiyesi dikkat, kalbin terbiyesi dünya sevgisini terk. Davud-u Tâhi'nin ilimdeki metodunun kendi izahı bu.